Yeni yılla birlikte gelen asgari ücret zammı hakkında vatandaş ne düşünüyor? Söz vatandaşta. Hiç iç açısı değil kardeşim ya. Yani yetersiz yani. Ya en az bir 20 bin olmalıydı ya. Şöyle bir bakın isterseniz herkese bir sorun. Herkes aynı şeyi söyleyecek ya. Her gün zamlar geliyor çünkü. Yetersiz yani. Bir ülkede para biriminin değeri yükseldi, para birimi yükseldikçe değersizleşen başka neresi var onu araştırın. Biraz daha olabilirdi evet. Piyasa şartlarına göre veyahut da hani olsa da hani 17 bin asgari ücret en azından o enflasyon biraz dursa da şu aldığımızın biraz keyfine varsak. Ya şöyle söyleyeyim, asgari ücretin hani 17 bin lira olmasının çok bir önemi yok. Önemli olan enflasyon oranı. Hani enflasyon oranı yüksek olduğu sürece isterseniz 25 bin lira yapın. Hani hiçbir önemi yok. Ya önemli olan dediğim gibi şeyin enflasyon düşmesi lazım. Yani affedersin bir şey daha alamayız yani. Hiçbir şey yani. Suyu bile alamayız yani. İstediğimiz paraya alamayız. Yetersiz asgari ücret. 20-25 bin lira olması lazım. Kurtarmaz yani. Şimdi bir yemek ye 100-150 lira. Adam yani bir de bunlarla ev geçindirenleri sen düşün abi. Şimdi şöyle düşünün. Enflasyon arttıkça zaten zama sen arttırsan ne olur? Maaşa zam geliyor. Pat maaşı eline alamadan ona zam, buna zam, yemeğe zam, yakıta zam. Maaşa zam geldi. Daha geldiği gibi 3 lira yakıtlara zam geldi. Yetmez. Kesinlikle yeterli değil. Ülkenin her yerinde en düşük kira 10 bin lira olduktan sonra bu insanlar o paralarla geçinemez. Mümkün değil. Yani ne bileyim insana bir refah seviyesine ulaştırma lazım. Bana göre yaşayabilmesi için bir ailenin en az 24 bin lira bir asgari ücret net alması lazım. Emeklilerin de en az bir 16-15 civarında yapmaları lazım. Onun haricindeki herkes sürünür bu ülkede. Zaten sürünüyor. Emekleri görüyorsun. Yeterli bulmuyorum olanları. Çünkü yani bu şu zamanda milletin vekili diyoruz yani. Milletin vekili o. Bizim vekillerimiz 73 ile 120 bin lira aylık alıyorlar galiba. Benim bildiğim kadarıyla yani. Ha onlarla mı kıyaslıyoruz diyorsun deniyorsa tabii ki kıyaslayacağız. Çünkü milletin vekili. Yani benim vekilim 73 alıyor. Ben alıyorum 17 ya da emekliyim 10,5 mu artık o kadar bir zam gözüküyor yani şu an. 17 bin lira asgari ücret, 10 milyon kirası olan bir şehirdeyiz. Evet. 7 bin lirayla kim geçinir? Bekar bir adama bile yetmeyecek bir para 17 bin lira. Nasıl olacak? Elektriği, suyu, doğalgazı bir ailenin geçinmesine imkan yok zaten 17 bin lirayla. %200 olmuş enflasyon, 1 milyar olmuş 100 lira. Değeri düşmüş paramızın. Nasıl geçinecek ya? Bir emekli 7,5 lira maaşla. Mantık olarak enflasyon %80'in geçmiş durumda. Yani Haziran'da görüyoruz kişi başı gelen oranı. Bunu dolara değil bence Türk kuruna çevirmeli lazım. Yani mantık olarak 17 bin yani şeyi bile geçmiyor. Açlık sınırı bile geçemiyor. Şöyle şimdi ne kadar artarsa artsın yine aynı şey olacak. Zamlarla birlikte yine aynı dengeye ulaşıyoruz. Ya, memnun olsam ne olmasam da yapacak bir şey yok. Yaşadığımız ülke aynı. Gidemiyoruz bir yere. Abi valla memnun muyum? Şahsi görüşüm memnun değilim. Çünkü genciz. İlla ki harcama yapacağız. 17 bin lira asgari ücretle nereye kadar? Yani şimdi maksimum benim görüşüm 20 bin lira olması gerekirdi. Abi normalde aslında bizim aldığımız 11.400 lira gayet de güzel paraydı. Asgari ücreti bence zam gelmemesi lazım. Tamam illa ki gelmesi lazım. Atıyorum 15 bin falan olabilir. Ama enflasyonu düşürerek asgari ücreti öyle tutmak daha mantıklıydı bence. Ben şimdi çalışıyorum. Eve mi yardım edeyim, kendime mi geçindireyim yani abi? Ne yapayım ben şimdi? Vallahi 17 bin lira, ne bileyim şu an dalga geçecek bir rakam. Hadi tamam 17 bin lira yaptın, okey. Hadi 17 bin lira yaptın da 17 bin liraya kadar düşürebil bari yani. Enflasyon olmuş kaç be? Yüzlere falan denk geliyor artık yani. Ya 17 bin lira şimdi şey var, aldığın para var mesela. Bunun işe gidiyorsun onu satayım. Hadi sigara içiyorsan sigara veriyorum parayı. Sigara almış 60 lira onu satayım. Sigara almış 60 lira. Yol parası var, yol parasını veriyorsun. Yok benzin parası var, benzin parasını veriyorsun. Evi nasıl geçindireceksin? Kirayı nasıl geçindireceksin?